Evet, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Evet, abicim selamlaşmayı bırakın, oturun. Babam dahi olsa ders başladı mı? Artık bitti. Bu saatte niye derse geliyorsun sen ya? Bak, çocuğum bile olsa olmasa görüyorsunuz. Yani hiç disiplinden taviz vermiyorum. Evet. Konumuz mevsim bahar olunca 2. Yani geçen hafta değil, ondan bir önceki hafta değil mi oluyor? 15 gün önceki dersin. Geçen hafta yaptık mı? Evet. Allah Allah. Evet. Ha, ikinci hafta değil mi? Ben geçen hafta sanki burada yoktum gibi. Demek ki bir anda başka yerde olabiliyorum ya, böyle şaşırıyorum yani. Ha? Bitmemişti. Yok, çok böyle mekanlar karışıyor. Aynı anda bir yerde çok gidince işte şey oluyor. Böyle Allah dostlarının. Evet, mevsim bahar olunca iki. Nefse ağır gelen ama inşallah şuurumuza ve tefekkürümüze katkısı olan bir ders. Nefse ağır gelen şeyler insanı Allah'a daha çabuk ulaştıran şeylerdir. O yüzden bir şeyden nefis sıkılıyorsa bilin ki Allah'ın izniyle terakki noktası daha hızlıdır. Yani ya ben sıkıldım falan dediğinizde hemen bırakmayacaksınız. Maneviyat işlerinde bu böyledir. Mesela kendi nefsim adına konuşayım. Nafile oruç tutmak nefsime ağır gelir benim. Yani hiç sevmez. Yani mümkün olsa Ramazan'dan nasıl kaçar diye, ama Ramazan farz diyorsun ama nafile oruçlarda çok zorlanıyorum ben. Ama bu zorlanmanın neticesi nedir? Nefsin en zaaf noktası neymiş? Aç kalmak. Yani ben eğer Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmak, marifetullah'ı terak etmek istiyorsam nefsimi aç bırakarak o mesafeyi daha hızlı alabilirim. Okumak mesela nedir? Nefse ağır gelir, zor gelir değil mi? Çoğu maalesef cemaatimiz içinde okumayanlar var. Neredeyse bu şartı koymam lazım. Neden okumuyorlar? Nefse ağır geliyor, zorlanıyorum, anlamıyorum vesaire vesaire. Ama bunu yaparsan nedir? Terakkin daha çabuk ve hızlı olacak. Sıkılmak iyidir. Sıkılmadan açılan hiçbir şey yoktur mevcutta. Bakın yani bu bir hakikat, fıtrat kanunu. Sıkılmadan açılım olmaz. Biz dünya işlerinde iyi sıkılırız. Değil mi Bülent abi? Perde üstüne perde. Gece sabahlara kadar çalış. Oraya perde taktım, buraya perde taktım. Onu yaptım, bunu yaptım. Ama gel gelin ahiret işi olunca darlanıyorum diyor. Ya, yapamıyorum hocam. Gelemiyorum, okuyamıyorum. Tamam, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Terakki etmek istemiyorsan. Kendi merdiven çıkmak istemeyen insana arkadan ittirmek de kimse bir yere çıkartamaz. Bu iş böyledir. Her şey ihtiyaçtır. Cenab-ı Hak ihtiyacımızı hissettirsin inşallah. Geçen derste 4 tane esmayı öğrendik. İsmi Hafiz vardı, Cevvat vardı, Kerim vardı değil mi? Cemal ve Celal isimleri vardı. Onları öğrendik. Bu hafta da 11 tane esmayı öğreneceğiz. Bakın toplam ne oldu? 16 esmayı öğrendik. Bahar mevsiminde şimdi tam zamanı. Bu tefekkürümüzü eğer ciddileştirirsek, ben kendi adıma konuşayım elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'ı düşünme sayım saat noktasında arttı. Yani arttı dedim, saatçe düşünemiyorum ama en azından bir 10-15 dakika bir şeylere baktığında mana çıkartma imkanı oluyor hamdolsun. Tamam, bu güzel bir şeydi. Bir saat tefekkür, bir sene başka rivayetlerde, bin sene nafile ibadetler hayırlıdır. Buradaki bir saat her zaman söylüyoruz saat değildir. Yani 60 dakikadan ibaret olan saat değildir. Saat Arapça'da bir andır. An. Değil mi? İktarabe saati ben şakkal kamer. An geldi ve kamer yani ay yarıldı. Yani sen bir saat boyunca nafile ibadet yapacağına, bir sene boyunca yatıp kalkacağına nafile ibadette, bir anda ciddi bir şuur açılımı ile kainata, mevcudata baktığında o şuur açılımı sana bir sene, bazı rivayetlerde bin senelik nafile ibadet sevabını kazandıracak. Yani öyle bir formül veriliyor bize. Nefis sıkılacak. Sıkılacak kardeş, yapacak bir şey yok. Bakın ben kendi dersimiz çalıştım. Elhamdülillah 43 sayfa. Geçen hafta size 10 sayfasını anlattım. Bu sene de bu haftada 7-8 sayfa gider. 4 hafta yaparsak, keşke 6 hafta yapsak. 6 hafta sonunda baharı bitirmiş oluruz. Ondan sonra artık ne alırsak kar. Evet, birinci noktamız sözlerden okuyacağız. Sayfa 301. Bahar mevsiminde ölmüş arzın ihyası içinde, ölmüş arzın ihyası yani yeniden diriltilmesi içinde 300 bin haşrin numunelerini, 300 bin haşir numunesi gösterilecek bize bu bahar mevsiminde. Ama nasıl numunesi bunlar? Bir, kemale intizam ile icat etmek. İntizamlı şekilde icat etmek ve arzın sayfasında her biri içinde, birbiri içinde 300 bin muhtelif enva'ın efradını ve bunların içinde 300 bin enva var. Yani çeşitli mahluklar var. Bunların da efradını, fertlerini hatasız ve sehipsiz, yanlışsız, galatsız yani kusursuz, noksansız, gayet mevzun yani ölçülü ve manzum, nizamlı, gayet muntazam, intizamlı ve mükemmel bir surette yazmak. Mükemmel bir surette yazmak elbette nihayetsiz bir kudrete, muhit bir ilme ve kainatı idare edecek bir iradeye malik bir zat-ı zülcelalin, bir kadir-i zülkemalin, bir Hakim-i Zülcemal'in sikke-i mahsusu. Zor kelimeler. Şimdi neden Zülcelal dedi? Celal esmasının bir noktası da şudur.
bir şeyi komple yapma gücünü gösterir. Yani mesela donanmalar var değil mi? Ordunun. Donanmanın büyüklüğü ordunun büyüklüğünü gösterir. Dolayısıyla komutanın büyüklüğünü gösterir. Doğru mu? Doğru değil mi? Mesela deniz donanmalarında ışıklar en büyük gemiye çok fazla ışık takılır ki. Yani ordunun gücünü simgelemesi için. Şimdi Cenab-ı Hak da 300 bin envağı bahar mevsiminde haşrediyor. Yeniden yaratıyor. Ölçülü, intizamlı, muntazam, mizanlı. Bir bahar mevsiminde halk edilen sinek sayısı Hazreti Adem'den son insan gelecek olan o sayıdan fazla sinek halk edilecek, yaratılacak. Şu birkaç hafta zarfta biz çoğunu şapır şupur öldürmek için uğraşıyoruz ama acayip bir sistemdir ve sinekler başlı başına bir mucizedir. Sinek dersi yapacağız inşallah. Sinek. Allah Kur'an'da bize sineği anlatıyor. Misal veriyor bak. Enteresan bir şey yani. Ve farklı farklı noktaları var. Şimdi böyle bir Zat-ı Zülcelal'in, bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcemal'in. Bakın Kadir dedi, Hakim dedi, hikmetle iş yapan Zülcemal'in sikkeyi mahsusu olduğunu zerre miktar şuuru bulunan derk etmesi lazım gelir. Zerre miktar şuuru olan, yani az bir şey, gerçekten de kainata Kur'an gözüyle bakan bir kişi anlar ki bunu yapan Hakim bir zat var. Bunu yapan Kadir bir zat var. Bunu yapan Basir, yani her şeyi gören bir zat var. Ve bunu anlatmak için Kur'an-ı Kerim ferman ediyor ki şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Şimdi parklarda, bahçelerde çiçekleri hep görüyoruz. Sürekli bakın, fotoğraf da atıyorum ben. Siz de atın. Birbirimizi uyaralım. Bir cemaatin uyanması için, uyuyan bir cemaatin uyanması için bir tane uyanık yeter. Bir anlık bir fotoğraf atarsın. O anda bir şuur açılımı olur. Aa maşallah dersin. Tamam, bu teşviktir bu. Yani riyakarlık olarak algılamayın bunu. Ya işte adam atıyor bir devamlı fotoğraf. Yani internetten bulup atmayın da. Yani yolda yürüdüğünüz zaman bir mahlukat gördünüz de fotoğrafını çekin. Nizama bakın, intizama bakın. Nizam ve intizamı görmek bizim ne işimize yarayacak? Kainattaki nizam ve intizamın farkına varan kişi başına gelen işlerde, sıkıntılarda, musibetlerdeki nizam ve intizamın farkına varacak. Bunu kainatı böyle nizam ve intizam içinde halk eden, yaratan, idare eden zat senin başına gelen işlerde, senin başına gelen sıkıntılarda, musibetlerde aynı nizam, aynı mizan, aynı ölçü, aynı hikmet işi, eliyle iş yaptığını farkına varacaksın. Ve fasık olmaktan kurtulacaksın. Allah inşallah hepimizi kurtarsın. Bunu yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresine geçen ayetini kainat tefsir ediyor. Evet, zeminin diriltilmesinde 300 bin haşrın numunelerini birkaç gün zarfında yapan, gösteren Kadir-i Fatıra'ya. Şimdi bir de Fatır esması ekledi. Fatır ne demek? Bambaşka yaratır. Mesela Cenab-ı Hak yaratır ama ilk kez yaratır ama en iyi şekilde yaratır. Hani hep örnek veriyoruz ya, mesela insanın yapmış olduğu icatlarda hep ekleme hadisesi var değil mi? Telefon mesela, en basit cep telefonu hepimizin kullandığımız. İlk cep telefonları hatırlamaz belki gençler ama mesela Bosch, Motorola markaları vardı, meşhurdu. Hani o sim kartını böyle kırıp takıyoruz ya şimdi ufakcık. Eskiden ilk cep telefonu çıktığında o sim kartını komple takıyordun arkaya. Vallahi bak pilin arkaya komple takıyordun böyle. Zaten telefonlara maşallah palet gibi takos. Yani arabanın arka şeyini, lastiğini koy, araba kaymaz ya. İş gitti biraz daha büyüdü. Ericssonlar çıktı değil mi? Ericssonlar çıktı, hesap makinesi ekranlı. Ufacık ekranı var. İşte 628, 88 serisi, tamam mı? Hiçbir özelliği yok. Ya arıyorsun, konuşuyorsun, tamam bir mesaj atıyorsun, bitti. Ondan sonra Nokia girdi devreye. İyi soydu milleti. Yani Nokia başladı. Urra, 3210, zartlar, zurtlar, kızılötesi, işte bluetoothlar, renkli ekranlar vesaire vesaire. Sonra geldi dokunmatik ekran, sonra radyo, işte dokunmatik ekran, sonra şimdi ta ki iPhone'a. iPhone X'te şu andaki en üst seviyede. Bendeki olan telefon, tamam mı? En üst seviyeye kadar geldi ve bu nokta müntaha bu yani, tamam mı? Şimdi neden ilk de bunu yapamadılar? Yapamaz çünkü. Ama Cenab-ı Hak yaratmış olduğu mahlukat da öyle değildi. Cenab-ı Hak mahlukatı Fatır-ı Zülcelal bir yaratır, pir yaratır. En iyi şekilde yaratır. Olması gerektiği kıvamda yaratır ve hiçbir yere bakmadan. Yani bir yerden kopya çekip yaratmaz. Mesela mandalina şuradan gördüm de buna göre yapayım yoktur. Cenab-ı Hak hop kün der, hop olmuştur. İnsan ne yapar? Bakarak yapar. Taklittir. Değil mi? Eşarpçıların en çok baş ağrımış olduğu nokta budur yani. Bakıyor eşarp desenine, koyuyor, geldi bu deseni yapalım. Yanına bir tane daha şey ekledi, %25 değiştirdi, patlat gitsin. Tak adamın desenini alıyor adam. %20 de ama ne yaptı? Oradan baktı. Onun çiçeğini alıyor, onun dalını alıyor, birleştiriyor, eşarp deseni yapıyor. Matbaacı mesela etiketlere bakıyorum, yani bu varağı kullanmış, ben de bunu kullanayım diyorum. Bakarak yapıyorum. Sürekli bir yerden kopya çekme hadisesi. Fatır değiliz biz. Fatır olan Halik'tir. Cenab-ı Hak hiçbir yere bakmadan süper şekilde, en iyi şekilde yaratır. Fatır buymuş. Evet, Fatır-ı Zülcelal, Kudret-i Fatıra'ya elbette insanın haşri ona kolay gelir. Böyle yapan, 300 bin neve böyle sistemsel şekilde gayet muntazam yaratan bir Hakim-i Zülcemal, Fatır-ı Kudret-i Fatıra'ya insanı haşretmek zor olur mu ya? 300 bin yapan bir nevi yapamaz mı? Ama bunu yapan bunu hayli hayli yapar yani.
Şimdi adam 300 kiloyu kaldırmış, 5 kiloyu kaldıramaz diyebilir misin? Adam 300 kilo kaldırmış, 5 kilo nedir onun için? Çerez yani. Bir kitap kaldıracak. 300 bin nevi, onun da kendi arasındaki nevileri var. Tamam mı? Bu kadar yaratan zat. İnsana haşrı şey yapabilir mi, yaratabilir, yaratamaz mı? Ya şimdi abi ben haşirden endişem ve şüphem yok. Bu kısım önemli. Sorsan kimsenin haşirden şeyi yoktur, şüphesi yok. Haşir olacağız. Haşir olacaksın ama haşir için yapılan kayıtlardan habersizsin. Sıkıntı burada. Haşir olmayı bilmek sana bir şey katmıyor ki. Ben haşir olacağım. İyi de bu şekilde haşir olacaksan haşlanacaksın. Sen haşir olmanın yani öteki tarafta, yani öteki taraf demiş olduğumuz o alim arette haşr olmanın mahiyetini ve oradaki ciddi kayıtların farkında değilsin. Senin bu farkındalığı yakalaman lazım. Bu farkındalığı yakalayan bir insan için artık harama bakmak, dünyayı ahirete tercih etmek olmaz. İş, ders. Bülent abi işi seçtin mi sen haşirden bir habersin. Çok para kazan. Dünyayı kazansan ne olur? Haşirden bir habersin. Neden bu tercihi yaptın? Çünkü haşirden habersizsin. O anda offline konumuna geçiyorsun. Yani o anda alem mare senden siliniyor. Gaflet. Sonra tekrardan dönüyorsun. Yani böyle. Zaten o girdaba girdin mi onun devamı da geliyor maalesef. Sözler 24. söz 355. Gündüzde ağaçların minberlerinde. Bakın ağaçların minberleri. Minber nedir? Şu minberdir ya işte sohbet verilen, vaaz anlatılan, ders verilen yer minberdir. Ben şu anda minberdeyim. Yani kürsü değil mi? Minber. Bir şey ifade ediyorum ben. Şimdi gündüzde ağaçların minberleri varmış. Bütün zih hayatların başlarında yaz ve bahar mevsimlerinde yüksek avazlarıyla. Bak yüksek avaz, yüksek sesle. Ve latif namat ile. Latif seslerle. Yüksek ses var. Mesela Allah, Allah, celali zikir. Bir de kısık sesle. Allah. Mesela Mekke Medine değil mi? Ezanları farklı gelir insanın kulağına. Bir de bazen bizim makamdan uzak okuyan böyle müezzinlerimiz var. Allah kabul etsin. Adamı dinden soğutur yani. Değil mi? Ezan okuyor. İnsan değil mi? Sesi sert mizaç. Bir de çalışmamış, uğraşmamış. Dümdüz gidiyor. Veyahut da yoldan geçene müezzinlik yaptırıyorlar. Müezzin kadrosu çok olmadığından dolayı. Adam alıyor eline mikrofonu. Mikrofon var da öyle hunharca bağırıyor yani. Tamam mı? Mikrofon ama zaten sesi yükseltmek. Bir tane de bağırınca hepten çekilmez hale geliyor bu ses yani. Ezan dahi olsa değil mi? İnsan rahatsız olan insanlar yok mu? Var. Neden? Sesten dolayı ezandan değil ki. Adam ezana karşı bir garezi yok ki. Ses yüksek yani. Avaz. Çok bağırıyor. Değil mi? Bir de latifname var. Güzel bir sesle okunan ezanı sonra bakın samimiyetle söylüyorum. Kafir de olsa dinlemezlik yapmaz. Yani adam nice insanlar var ki değil mi? Ezanın sesiyle imana gelmişler. Şimdi ağaçların minberlerinde ve zih hayatların başlarında yaz ve bahar mevsimlerinde yüksek avazlarıyla latif namat ile secaalı tesbihat. Seca böyle coşkulu, güzel, latif şekilde tesbihat ile Rahman-ı Rahim'in rahmetini ilan ediyorlarmış ağaçlar. Şimdi bağırıyorlar, duymuyorsun. Latif söylüyorlar, duymuyorsun. E abim, o zaman sen neden yaşıyorsun ya? Senin insan olmanın esprisi nedir? Ya senin diğer varlıklardan ne farkın kaldı ya? Yani? Onu söyle bana. Bak, bağırıyorlar, duymuyorsun. Latif söylüyorlar, işitmiyorsun. Minbere çıkmışlar, yüksek sesle nida ediyorlar, duymuyorsun. E sen şimdi seni diğer mahluktan, yani affedersiniz, sığırdan ne farkın kalacak yani? Sığır için de bir şey ifade etmez yeşil bir ağaç, açmış olan bir çiçek. Değil mi? Çünkü onun için ottur yani yer. Şimdi koyunlar vardı gittik fotoğrafını attım ya sapsarı çiçekler. Ben durdum çiçekleri tefekkür ediyorum. Karşıda koyunlar da otluyorlar. Hiçbir dertleri yok ya bu sarı çiçekmiş, renkliymiş. Cenab-ı Hakk'ın rubiyetini gösteriyormuş. Cenab-ı Hakk'ın uluviyetini gösteriyormuş. Cenab-ı Hakk'ın mülevin esmasını gösteriyormuş. Hiçbir şey fark etmiyor. Yani onlar için ot. Yer, içer, çiftleşir ve uyur. Neden? Onların mahiyetinde o sistemi anlayacak, çözecek şey yok. Onda o beklenmiyor. Ama diyor ki sen ye iç, sütün ver, tamam kessin der, işim bitti. Ama sana bana değil, sana bana şuur vermişler. Sen dokacaksın, ağaçlardan gelen, minberlerinden gelen sesleri işiteceksin. Namelere kulak vereceksin ve o namelerle sana ne anlatılmak istenildiğinin farkına varacaksın. Duracaksın, anladığın nispeti ne kadar şuurun genişlemiş anlayacaksın. Tamam ağaç, sen anlattın, ben anladım. Hadi selamun aleyküm, görüşmek üzere, bitti. Ağaçla ünsiyetin olacak ve ağaç senin hakkında lehinde şehadet edecek. Ya Rabbi bu benim anlatmış olduğum manaları anladı, yükledi ve ben bundan razıyım. Namazında da bunu Cenab-ı Hakk'a sunduğunda o ağacın bütün tesbihat ve ibadetleri senin defteri hasenatına hop diye yazılacak. E ve sen mesela o ağacın o tesbihatını tek başına yapıp gün içinde yapabilir misin? İmkansız yapamazsın ya. Mahlukatın yapmış olduğu ibadeti ve zikri bir insan yapamaz. Tek, çünkü tek dil var. İki yön var. Bir, ya halife-i ruh-i zemin olup bu manaları öğreneceksin. Bakacaksın
alacaksın. İki, bir cemaatin içerisinde gireceksin. Cemaatin dilleriyle senin dilin olacak. Mesela biz lisan-ı talebesiyiz. Cenab-ı Hak layık eylesin inşallah, değil mi? Okuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, okumaya çalışıyoruz. İbadetlerimiz var, tesbihatımız var vesaire. Ben şimdi yatsı namazında Ebu Talebe Resâlin Nur dediğim anda bütün lisan-ı talebelerin ondan sonra diliyle dua etmiş oluyorum. Bütün lisan-ı talebelerine dua ediyorum. Onlar da bana dua ediyorlar. Ben bir tek dilden çıkıp 40 bin dil ile tesbih eden melaike gibi oluyorum. Aynı şekilde hepiniz öylesiniz. Yani bu daire içinde ama okumanı terk ettin. İrtibatını terk ettin. Kalırsın tek. Bu zamanda tek kaldın mı evliyayı azime de olsan Muhammed Hocam hiçbir şey olmaz. Ya, en basit yani hiçbir şey olamaz. İstediğin kadar ehli takva ol. İstediğin kadar ehli velayet ol. Tek başına bu zamanda imkansızdır bir kişinin yürümesi. Ya, götürür ya. Hayır götürmese de bu kadar talibata karşı nasıl o mukabele geleceksin ya. Yani. Kastamonu'nun arkasında geçiyor. Bu kadar günahlara karşı. Üstad diyor ki bu kadar günahlara karşı bir dille nasıl mukabele edecekler diyor. İmkansız. Bakıyor çünkü cemaat şeye, hayat içtimaiye. Öyle değil mi? Geçen bir şey bu. Bir yalan diyor. Risale-i Tayyip'i düşündüm diyor. Bu kadar günah içerisinde. Nasıl diyor mukabele edecekler tek dille. Ederiz biz ya. Sıkıntı yapma üstad sen ya. Edersin. Edebilir misin ya? Müceddid-i Azam bakıyor ve diyor ki nasıl edecekler diyor. Sen o emniyettesin ya. Allah muhafaza etsin. O yüzden bir şuurumuzu külleştirdi ki cemaatle olan. İlla Risale-i cemaati de değil. Bakın başka bir cemaate mensubiyetin vardır. Oranın zikrini, tefekkürünü yaparsın, dersini yaparsın. Oradakilerin de dilleri senin dilin olur. Ama biz dairemiz içinde bunu Risale-i cemaati olarak ifade ediyoruz. Yani bir cu ol da istikametli. Nurcum olursun, İsmail Ağacım olursun. Tamam bir cu ol da istikametli olan. Ehl-i Sünnet vel Cemaati itikadında bir cemaatçi içine girdim. Allah'ın izniyle oranın haliyle hemhal olursan biiznillah binlerce dil sahibi olursun. Bak ne yaptın? Bir ağaçtan manayı anladın. Bir de cemaat içerisindesin. Oradan gelen feyiz ve bereket var. Hop diye elhamdülillah. İnşallah bereketlenir. Yine 25. söz 418. Bahar ise şems ve kameri teshir eden, gece ve gündüzü çeviren zatın elindedir. Mesela bir bahar mevsimini getirmek kolay mıdır? Mesela bir elmayı yaratmak kolay mıdır? İmkansız. Çok zordur. Çünkü en büyük sıkıntımız şu, yapılan icraatı basite almak. Yani kendi fiillerimize de bu öyle. Mesela bir günahı çok basite alıyoruz. Mesela bir fiili çok basite alıyoruz. Yani günaha giriyorsun, günahı basit görüyorsun. Bitti. Yani günahı basit gördün mü, işin bitti. Günahlar yüzünden çok günahın uzantılarına ne var? Mesela diyor ki yağmursuzluk diyor. Günahların neticesindedir. Deprem günahların neticesindedir. Ya nasıl olursa mama tabakası falan görünen kısmını anlatıyorsun sen. Bak günahların faturası nereye çıkıyor? Şefkat tokatlarına dairemiz içinde değil mi? Şefkat tokatları yiyen abiler mesela okumamaları, hizmet etmemeleri noktasında yediği tokatları anlatıyor. Doğru mu? Bir de hiddet tokatı var. Bak bunların hepsi günahlar. Bir uzantı nereye kadar gidiyor? Şimdi ben bahar mevsimini basite alıyorum. Bahar mevsimi. Ne demek bahar mevsimi? Ya Cenab-ı Hak işte baharı getirdi. Ya bir baharı getirmek kolay mıdır? Şems ve kameri, güneş ve ayı idare edemeyen, elinde tutamayan, bununla beraber güneş ve ayın içerisinde dahil olmuş olduğu 350 milyar yıldızdan oluşan Samanyolu galaksisini elinde tutamayan, bununla beraber Samanyolu galaksisi gibi 350 milyar yıldız kümesinde bulunmuş olduğu bütün sistemi elinde tutamayan bir zat baharı halk edemez. Baharı halk edemediği gibi bir elmayı da bana veremez. Bir gece gündüzün yaratılması için dünyanın kendi eksenin etrafına dönmesi lazım. Bir mevsimin olması için dünyanın güneşin etrafına dönmesi lazım. Bununla beraber bütün o sistemin hareket etmesi lazım. Bütün bunlara hükmünü geçiremeyen bir zat bunun hiçbirini yapamaz. Bir bahar mevsimi kolay mıdır? Bir gece kolay mıdır? O yüzden ayettir. Bakın ayet yani Cenab-ı Hakk'ı anlatan birer ayettir. Gece, gündüz, bahar. Elma, örümcek. Cenab-ı Hak bununla bana bunu gösteriyor. Diyor ki bunu yapan benim. Kainatı idare eden de benim. Eğer hükmüm varsa bir tane zerreye ortak ol bakayım. Olamaz. Bir şeyi Allah'a verdin mi her şeyi Allah'a vermek zorundasın. Bir şeyi Allah'tan haşa kopardın mı bütün sistemi hadsiz ilahlara vermek zorundasın. O yüzden ister istemez Allah diyeceksin. Her şey ne kadar birbirine bağlı. O yüzden iman budur. İmandan ya ben bunu vereyim. Olmaz. İman öyle bir zincirdir ki birbirine bağlıdır. Birbirinden ayıramazsın. Ayırdın mı dağılır. Sözler 556. Hatta güz mevsiminde vazifesi bitmiş, vefat etmiş mahlukların enkazı maddiyesini bahar masnuatında istimal ediyor. Onların binalarında derc ediyor. Güz mevsiminde ormanlara gidenler bilirler ve hatta geçmiş böyle o yanından geçenler görmüşlerdir. Bakın o kadar yaprak var. O kadar yaprak ne oluyor? Dökülüyor biiznillah. Değil mi? Cenab-ı Hak ismi mümitiyle onları ne yapıyor? Hayattan terhis ediyor. Sonra o yapraklar nereye gidiyor? Bakın beşerin insanın elinin değmediği hiçbir yerde
Nezafetsizlik ve çirkinlik ve pislik olmaz. Bilin ki bir yerde pislik varsa oraya beşer eli değmiştir. Bir yerde görmüştüm. Adam yazmış çok güzel söz ondan sonra. Lütfen diyor ormanları hayvanlar gibi kullanın. Bak, süper bir söz ha. Ormanları diyor hayvanlar gibi kullanın. Şimdi sen bir hayvanın ormanı pislediğini, ormanı yıkıp yıktığını gördün mü? Yok. Ama gidin insanlara, şimdi bizim İgdaş sahilindeki parklara, Belgrad ormanlarına bakın. Etraf çöp. Bildiğin plastikler, şeyler, yemiş, Müslümana yakışmayan bir vaziyet yani. Biz kardeşlerle gittiğimiz zaman hemen bir mıntıka temizleyebiliriz. Kendimize 3-5 ne toplayacaksın? Bir dünya şey oluyor yani, değil mi? Çöp oluyor. Denizden ona keza. Beşerin diyor bulaşık eli değmediği takdirde hiçbir yerde hakiki nezafetsizlik ve pislik göremezsiniz. Şimdi bahar mevsiminde bütün yapraklar soldu. Cenab-ı Hak ismi mümkün onları öldürdü. Peki bu yapraklar nereye gitti? Bu dallar nereye gitti? Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir dahaki bahar mevsiminde burada bütün öldürmüş olduğu bu yaprakları, dalları vesaireleri bir dahaki bahar mevsiminde yaratacağı mahlukatın binasında kullanıyor. Bu neyin göstergesi? İsraf yok kainatta. Hiçbir yerde israf bulamazsınız. Cenab-ı Hak yaratmış olduğu her şeyi her yerde mutlaka kullanıyor. Atık yoktur. Bir hayvan ölsün, onu yiyecek olan bir mahlukat var. Mesela bir yerde leş olsun, tamam mı, ormanda. Önce akbabalar gelir, kartallar gelir, alır yer. Sonra kargalar gelir, değil mi? Leş kargaları gelir, onlar kaldırırlar. Sürüngenler gelir, onlar yerler. Bu süre uzadığı zaman da yavaş yavaş alttan böyle kurtlanmaya başlar. Kurtlanır. Bu sefer kurtlar ne yapar? O cenazeyi ortadan kaldırır. En son sinek tayfesi gelir. Sıhhiye memurları diyor üstad. Sinek tayfesi gelir, o pisin üzerine oturur. Oraları ondan sonra ne yapar? Temizler ve ortada cenaze kalmaz. Cenazesi ortada kalan bir tane mahluk yok. Mutlaka ve mutlaka yenir ve biter. Bahar mevsiminde dökülen yapraklar çöp olarak mesela yığılsa kaldı. Yığıldı, kaldı. Bir daha yığıldı, bir daha kaldı. Üçüncü mevsimde var ya, ağaçların başına kadar şey topluyor, yaprak. Öyle sen de gidip de şey yapamazsın, piknik falan yapamazsın yani. Şimdi gidiyorsun, hazır. Cenab-ı Hak ne yapmış? Tertemiz yapmış. Sen hop gidiyorsun, hazır. Pikniğini yapıyorsun, mangalını yapıyorsun, devam ediyorsun. İşte bu neyin göstergesi? Cenab-ı Hak ne yapmış? Geçen kış mevsimindeki o mahlukatın, o enkazını alıyor ve yeni yaratmış olduğu mahlukat içerisinde kullanıyor. Bu da bize kainattaki israfın olmamasını, iktisadın ve Cenab-ı Hakk'ın hikmetli yaratmasının ispatını yapıyor. Evet, Asay Musa 23. Nema, Tabiat Risalesi. Evet, Kadir-i Zülcelal'in iki tarzda icadı var. Şimdi Cenab-ı Hak Kadir-i Zülcelal iki şekilde yaratma hadisesini ortaya çıkartıyor. Yani iki şekilde yaratıyor. Birisi ihtira ve ibda. İlk defa duyduğunuz kelamlar. Yani hiçten ve yoktan vücut veriyor. Bak, hiçten ve yoktan vücut vermeye yarar. Cenab-ı Hak bu şekilde yaratıyor. Bir de inşa ile sanat iledir. Yani kemal-i hikmetini çok esmasının cilvelerini göstermek gibi çok dakik hikmetler için kainatın anasırından bir kısım mevcudatı inşa ediyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir şeyden Cenab-ı Hak her şeyi yapıyor. Bakın ineğin yemiş olduğu şey bir şeydir. Otu yiyor. O ottan Cenab-ı Hak ona bir mahsus deri, değil mi? Onun için bir özel et, işte organ ve cihazat yaratıyor. Doğru mu? Mesela şimdi çocuklardan örnek vereyim. Bizim Süleyman Efendi'ye ben bakıyorum. Aynı mama. 6 aydan beri, tamam mı? Bir insan aynı şeyi yer mi ya? Yer. Ya bir şeyi, aynı şeyi yediği halde sürekli gelişen bir çocuk var. Bakıyorum ben hep aynı şeyi yiyor Atilla abi. Tamam mı? Mamayı alıyoruz. 6 aylık onun şeyi var. Gıda farklılaşmıyor. 6 ay bunu yemek zorundasın. O yüzden acele etmeyeceksin. Anladınız mı? Bakın ilim de böyledir. Ha, uçayım. Dur. 6 ay bir süt iç. Sen 6 ay hiçbir şey yapmadan direkt kaşık mamasına geçersen verdik biz çocuğa kaşık mamasını. Çocuğun şekli şemali değişti. Tamam mı? Olmadı dedi erken. Dur. Sürekli aynı şekilde yiyor. İşte 3 kaşık atıyorsun. İşte 500 cc tamam mı? Löp 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 çekiyor. Ulan hep aynı şey. Ama aynı şeyden Cenab-ı Hak. Ay geçti arttırıyorsun. Aynen arttırıyorsun ama aynı şeyi veriyorsun. Ama vücut yapıyor. Cisim yapıyor. Kaş yapıyor, kıl yaratıyor, organı büyütüyor, deri büyüyor, sürekli açılıyor. Bu neyin göstergesi? Bu ikinci, yani farklı farklı anasırdan bize bir bina yapması. Bir de yoktan var etmesi var. Mesela habire bir şeyler yiyip duruyoruz ve sürekli cesedimiz halk olunuyor ve değişiyoruz. Ve sürekli yenileniyoruz. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bütün yediklerimizden topluyor, süzüyor ve bize bir cilt veriyor, bize bir vücut veriyor. Şimdi kader-i mutlakın iki tarzda hem ibda hem inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek, yoğu var etmek en kolay, en suhuletli, belki daimi, umumi bir kanundur. Böyle bir kudret varı yok eder, yoku da var eder. Kimse karşı çıkamaz. Kader-i külli şeydir çünkü. Bir baharda 300 bin envaizi hayat mahlukatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerratlardan başka bütün keyfiyat ve ahvallerini
Hiçten var eden kudrete. Bakın 300 bin mahlukatın şekilleri farklı. Kendi nev içindeki şekilleri farklı. Kendi vücutların şekli şeyleri farklı. Ve bununla beraber keyfiyatları farklı. Hepsinin kendine özel, kendine ait bir hayatı var. Her mahluku her yerde yetiştiremiyorsun. Al kiviyi götür Karadeniz'de yetiştiremezsin. Al çayı götür Akdeniz'e yetiştiremezsin. Bir çay nevinin bile kendine ait bir şekli, kendine ait bir keyfiyeti var değil mi? Bir portakalın kendine ait keyfiyeti var. Her yerde yetiştiremiyorsun. Fındığı al götür yapamazsın. Neden? Olmuyor çünkü. Diyor ki benim yerim burası. Çınar ağacını saksıda büyütemezsin. Der ki ben burada tutamazsın kardeşim. Ben çınar ağacıyım. Bir iki ay, iki sene sonra bu saksıyı patlatacağım. Ben şimdi çınar ağacını saksıya yetiştirmek istersem çınar ağacına zulmetmiş olurum. Bunun gibi 300 bin mahlukatı nevde mi Cenab-ı Hak ne yapmış? Farklı farklı şekilde yaratmış. Bir, yoktan var etmiş. İki, bütün kainatın unsurlarını toplamış. Vücut vermiş. Böyle bir zata karşı yoğu var edemez. Yoğu var edemez. Yok olduk, bizi var edemez diyen adam yok olmaz. Peki neden böyle diyor bu adam? Çünkü farkında değil. Yoktan var edildiğinin, etraftan, unsurlardan toplanıp bir şeylerin yaratıldığının farkında olmayınca idrak edemez. Var demez. Nasıl var demez? Kainata bak bakalım ya. Yoktun var etti. Her şey onda. Bir ay önceye kadar çiçek yoktu var etti. Etrafa bakın yoktu hepsi var etti. Böyle bir kudrete karşı sen nasıl dersin ki varı yok edemez, yoku var edemez. Sebep kudretin farkında değil. Kudret. Kudretin farkında olmayınca sebep kitabı kebiri kainatı okumamak. Son yeri okuyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Burası kısa bir 3 sayfalık bir yer. 643 sözler. Bakın böyle bu anlattıklarımızdan 3 kere etrafa bakın. Öteki tarafta var ya Allah sana abi Allah senden razı olsun. Ne güzel anlattım senin vesilene neler kazanmışız diyeceksiniz. Ahirette görürsünüz Allah'ın vesilesiyle. İnanmayan görür. Demezsen ara bulmuyor bedava. 32. söz. Hikmet ve adıl. Ne demek adıl? A-D-L. Hikmet ve adıl, adalet. Cenab-ı Hak hikmetli iş yapması ve adaletli iş yapması. İçindeki Rahman-ı Rahim ve Hak ismi. Şimdi bir hikmeti anlatacak, iki adaleti anlatacak, üç Rahman-ı Rahim'i anlatacak. Hem Rahman'ı hem Rahim'i bir de Hak ismini anlatacak. Mesela işte adaletin tecellisini geçen attım ya grupta. Kuzulardan değil mi? Ya enteresan ya. Ya subhanallah ya neler yiyoruz? Kuzuları yiyip duruyoruz. Köpeklere bakıyorsun. Senede 7 tane doğuruyor mübarekler. O senede 1-2 tane doğurur. En fazla 2 doğuran çok azdır. O kadar da etini yiyoruz değil mi? Yani gidiyorsun abi kuzu kül bastı vereyim. Kuzu şiş vereyim. Bak hep kuzu, köpek kül bastı, köpek şiş. Yediniz mi? Yemediniz değil mi? Çin hariç çok az yerde köpek eti yenir yani. Değil mi? Çoğu yerde yenmez. Bu kadar hayvan üremesine rağmen kuzular bitmiyor. Sırf Emin abi kaç tane kuzu yemiştir yani. Keşan'daki değil mi? Öyle değil mi Mehmet abi? Yani bak ben bile toplasan 2 tane götürmüşümdür yani. Toplamda bu yaşıma kadar. Sürekli yiyoruz. Sürekli kasaplardan kıymasını alıyorsun. Ama Cenab-ı Hak ismi adın ile onu sistemde tutuyor. Etrafı köpek basmıyor. Tamam kuzular da bitmiş. Duydunuz mu lan? Çok ciddi sıkıntı var kuzu etinde. Nasıl ki bir orduda 400 bin muhtelif taifeler bulunduğunu farz ediyoruz ki her bir taife beğendiği elbiseleri ayrı, hoşuna gittiği erzakı ayrı, rahatla istimal edeceği silahları ayrı ve mizacına deva olacak ilaçları ayrı oldukları halde bütün o 400 taife ayrı ayrı takım bölük tefrik edilmeyerek belki birbirine karışık olduğu halde onları kemal-i şefkat ve merhametinden ve harikulade iktidarından ve mucizane ilim ve ihatasından fevkalade adalet ve hikmetinden misilsiz bir tek padişahın onların hiçbirini şaşırmayarak hiçbirini unutmayarak bütün ayrı ayrı onlara layık elbise, erzak, ilaç ve silahlarını muinsiz olarak bizzat kendisi verse o zat acaba ne kadar muktedir, müşfik yani şefkatli, kerim bir padişah olduğunu anlarsın. Şimdi taburlarda askerlik yapanlar bilirler. Tek tip kıyafet vardır değil mi? Yeşil bas gitsin herkes o, piyadenin hepsi onu giyiyor. Jandarmanınki aynıdır değil mi? Komandonunki aynıdır. Kepi falan hepsi aynıdır. Yani şu anda Türkiye'nin ordusu kaç nüfusu var? Atıyorum 200 bin 300 bin askerimiz olsun. 650 bin askerimiz var. 650 bin askerin atıyorum 200 bini piyade ise 150 bini jandarma ise diğerleri işte sahillerse hepsinin kıyafeti 3-4 çeşittir. Bilemedin 10 çeşittir. 400 bin efrattan oluşan bir ordunun kıyafeti ayrı, silahı ayrı. Mesela sivrisineğe vermiş olduğu silahla kirpiye vermiş olduğu silah farklı. Cenab-ı Hak öyle bir silah veriyor ki layıkına göre. Mesela kirpi yavaş hayvan. Normalde etli butlu değil mi? O yavaş hayvana o kirpi diken silahını vermese kirpi kalmazdı. Löp götürürler değil mi? Çünkü o biçim etli hayvan yani. Ama Cenab-ı Hak ne yapmış? O yavaşlığa binaen öyle bir sistem yaratmış mı? Geliyor yanına aslan ya yırtıcı hayvan. Ne yapıyor? Top oluyor böyle. Hadi buyur ya bakayım. Kaplumbağa. Löptür yani. Ama yavaştır değil mi? Ne yapıyor ama? Bir kaçıyor evin içine.
Zırh o biçim. Hadi gel bakayım. İstediği kadar gelsin. Gergedanı gelsin, aslanı gelsin. Neye gelirse gelsin hiçbir şey yapamaz. Bekler, bekler, bekler. Tabii yiyemez yani. Bak ne oldu? Kirpi ona göre silah verdi. Sivrisineğe ona göre cihazat veriyor. Mübarekler sanki anestezi uzmanı ya. Nereden buluyor damarı? Tak gidiyorsun hastaneye. Damarı bulamıyoruz diyor. Koca doktor okumuş. Hemşirelik okumuş. Tamam 6 yıl tıp okumuş. Bak damarı bulamıyoruz diyor. Delik deşik ettiler kollarını. Ama sivrisinek geliyor. Tak ne yapıyor? Nerede damar var? Videoları izleyin bakın YouTube'da falan görürsünüz. Tak buluyor. Salıyor. Hiç canın acımıyor. Hemşire iğne vuracak. Bazılarının eli hafif. Mesela bir vuruyor anlamıyorsun. Kimisi un harca. Tak bir vuruyor. Hoplatıyor seni. Tamam mı? Bir çekiyor. Koyuyor. Can, ulan ayağı iğnenin acısı ayrı, bir de batırmış olduğu şekil ayrı. Ama sivrisinekle siz batırdığında hiç hissediyor musunuz? Yok. Ancak çıkarttınca Cenab-ı Hak öyle bir sıvı vermiş ki kan akmaması için, kan akışını durdurmak için onu da salgılıyor böyle tık tık ve kan akmıyor. Batır iğneyi, kan durmuyor. Diyorsun ki abi kan durmuyor. Sivrisinek ısırıktan sonra kan durmamazlık oldu mu hiç? Şimdi bilim adamları sivrisineğin kullanmış olduğu bu sıvıyı araştırıyorlar kan akışını durdurmak için. Bulsalar büyük bir ikram ilahi olacak yani kan akışı oldu mu sur sivrisineğin o salyasını neyse artık ne salgılıyorsa iş duracak. Hangi nereden bu ilmi aldım? Ona göre silah vermiş. Ve bir sürü böyle örnekleri çoğaltabilirsiniz yani. Cenab-ı Hak yaratmış olduğu 400 bin mahlukatın silahı ayrı, yemeği ayrı, bütün cihazatı ayrı, şifa olacak olan devaları ayrı şekilde yapmış. Şimdi böyle bir padişah düşünsen 400 bin nev ordusuna ayrı ayrı bu şekilde davranan bir padişah görsen o padişah nedir? Çok müşriktir, çok adildir, çok hikmetlidir, çok kuvvetlidir. Bunu nasıl yapar ya? Bu kadar ordunun bu kadar farklı farklı desen. Şimdi ben o askere gidiyorum. Abicim ben dar kesim giyiyorum falan diyemiyorsun değil mi? Lan diyor ki al çuval gibi bir giyiyorsun löp üzerine. Ben bir kamuflaj giydim tamam mı? Korkuluk gibiydim yani. Koy tarlaya karga gelmez yani. Öyle üzerime gittim sonra sen söyle terside birazcık kıstırdım mıstırdım üzerime oturtmaya çalıştım. Bot veriyor atıyor 43 numara. Abi ben 41 giyiyorum kardeş burası diyor askeri ya. Bunu ayağına göre bulamazsın. Buldun al götür. Tamam mı? Ayak içeride oynuyor böyle. 45 numara vermişlerdi. Bunu giyemedim 42 oluyor. Birkaç bine 45 numara olur ayağım. Bak şimdi ama hiçbir Cenab-ı Hakk'ın gördünüz mü? Cenab-ı Hak yaratmış olduğu mahlukatta ya buna bu sistem olmadı da şöyle bir değişiklik ulan büyük yaptık bunu. Yok. Öyle nizamlı. Böyle bir padişah gördün. Tek tek ilgileniyorsa bunun en göstergesi çok müşfik, hikmetli, kudret sahibi ve hak tanır ve adil bir padişah olduğunu gösterir. İşte öyle de bak şimdi. Cenab-ı Hakk'ın adil ve hikmeti içinde ismi Hak ve Rahman-ı Rahim. Yani her hak sahibine hakkını verir. O yüzden bakın kainatta haksızlık yoktur. Başımıza her ne geliyorsa bir hak yüzünden gelir. Hak. Cenab-ı Hak diyoruz bak. Cenab-ı Hak. Ve Rahman-ı Rahim'in cilvesini görmek istersen bahar mevsiminde zeminin yüzünde çadırları kurulmuş muhteşem 400 bin milletten mürekkep nebatat ve hayvanat ordusuna bak ki. Neye bakacakmışız? Çiçeklere ve hayvanlara bak ki. Bütün o milletler, o taifeler birbiri içinde oldukları halde her birinin libası ayrı. Ya bizim evde şimdi hamam böcekleri başladı. Bu kara elizabetler var ya böyle. Hayvanlar var ya ev sahibinin ayak sesini bile tanıyorlarmış. Bak ayak sesini, titreşimini tanıyorlar. Ve kaç gün yemeksiz yaşayabiliyorlar. Işığı atıyorsun pırrrt diye kayboluyor. Müthiş bir hız. Ve üzerindeki kitin tabakası var onun böyle serttir üzeri. Tamam mı? İstersen gökdelenden aşağı at düşsün kalkıyor yola devam. Ulan amma düştük be falan. Yok. Hiçbir vücutta incinme yok. Kırılma yok. Kitin tabakası var üzerinde. Bilmem kaç derece ateşe dayanıklıymış. Cenab-ı Hak ona öyle libas vermiş. Giriyor böyle şey gibi haşere gibi. Senin lan diyorsun ne işi var bunun burada? Hayvan acayip bir şey ya. Çok güzel dersler veriyor. Fıtrat bu kardeşim. Lan burada yaşanır mı diyorsun. Sen alıyorsun koyuyorsun gündüze. O gene taşın altına kaçıyor. Ya diyorsun ki çıksana kardeşim. Bak, güneş var işte. Ne işin var pis kokuşmuş yerde. Diyor ki beni elleme. Ben burada mutluyum. Değil mi? Bok böceği affedersiniz. Bok içinde yaşar. Bazen fıtratlar vardır artık bozulmuş. Adam keyif almıyor. Yapamıyor artık. Tamam mı? Elleme onu bırak. Yani uğraştın. Artık haşere gibi orada yaşamak istiyorsa bırak haşerelik yapsın. Değil mi? Yani oraya adam oraya alışmış. Oraya gireceğim ben. Tamam abi gir sen. Yaşa orada hayatın. O da bu dünya ya. Yani kerik görmüyor. Onun da dünyası. Onun cenneti o. Mesela sen o kara Elizabeth'i al. Çok böyle güllük gülistanlık bir yere koy. Hayvan ölür be. Onun cenneti kanalizasyon. O yüzden fıtratı bu hale getirmemek lazım. İnsan bozulduğu zaman aynı bunun gibi olur işte. Kara Elizabeth yani onun ismini farklı koyuyorlar ya onun ismi amacı belli zaten. Böyle niye koyulduğu belli. O yüzden ben kasti olarak Kara Elizabeth diye bastırıyorum üzerine. O böceğin fıtratı o. O yüzden eğer bakın okumaktan, maneviyattan keyif alamıyorsanız ve ciddi şekilde bu artık ilerlemiş safhaya gelmişse demek ki insan olarak bozulmaya başlamışsınız demektir. Ve artık bunun ilerisi
Allah muhafaza hatem Allah ala kulubihim olur. Kalpler mühürlenir ve keyif alamaz. O yüzden nefsin ağır geliyor deyip zorlayacaksın kardeşim. Nefis ağır gelecek ama haşere gibi olma. Taşın altına kaçma. Çık dışarıya. Tarzı hayatı ayrı, talimatı ayrı, terhisatı ayrı. Mesela bir kelebeğin yaşama süresiyle sivrisinin yaşama süresi aynı değil. Sineğin yaşama süresi aynı değil. Değil mi? Askerlerde ne var? Bölük bölük oluyorlar. İşte bizim zamanımızda 4 tertipti. 79'a 1, 79'a 2, 3, 4. Her tertibinde 4 devresi vardı. İşte sinüsü bozuk olanlar ondan sonra daha geç gelirdi. Ama toplamda 4 haftada temizlerdi. 79-2 serisi bitti. 79-2 serisi bitti. Şimdi 79-2 serisi bitince kolay. Yani 100 bin asker varsa 79-2 ki otomatik olarak işte 4 günde işte 4 haftada biz bunları hepsini temizledik. Ya 400 bin mahlukatın hepsinin farklı farklı hayat süresi var ya. Kelebekleri ayrı idare ediyor. Sivrisinekleri ayrı idare ediyor. Koyunu keçiyi ayrı idare ediyor. Muhabbet kuşunu ayrı idare ediyor. Mesela bir muhabbet kuşu ortalama 10 yıl falan yaşıyor. Ayrı idare ediyor. Geçen kitap okuyorum. Bir tane kitap kurdu. Hani kitap kurdu dedikleri var ya böyle. Ama var ya yemin ediyorum size gözükmüyor nokta gibi. Baktım oynuyor böyle. Ya Rabbi dedim bunun bile rızkını veriyorsun ya. Alim ama yani kitabın içinde yaşıyor. Ha okumuyor yiyorlar abi den de böyle. Bakayım pır pır gidiyor böyle tamam ulan. Yapıyorum düşmedi dedim hadi burada yaşasın bari. Adam alışmış çünkü oraya şimdi tamam mı? Ya onu bile bak. Bak şimdi. Onu bile unutmuyor Cenab-ı Hak ya. Rızkını veriyor. Allah aşkına onu bile rızkını verirse senin rızkını unutur mu ya? Ve bak şimdi bunların hepsinin hacatlarını tedarik edecek, iktidarları ve o metalibi isteyecek dilleri olmadığı halde daire-i hikmet ve adil içinde mizan ve intizam ile Hak, Rahman, Rezzak, Rahim, Kerim ünvanlarını bak ne dedi? Hak, Rahman, Rahim, Rezzak ve Kerim ünvanlarını seyret, gör. Nasıl hiçbirini şaşırmayarak, unutmayarak, iltibas etmeyerek terbiye ve tedbir ve idare eder. Nasıl yapar yani? Bizim Halit öyle diyor. Abi pilav unuttum. Kün unuttum. Kaç kişi? 20-25 kişi yani. Yok ama Cenab-ı Hak'ta unutma yok. İkram var. Değil mi? Rahman ve Rahimet ikram ediyor. Evet. Recep abi son. Bak bu şeye bakan, hayat-ı içtimaya bakan bir nokta. Bahar'ın bir menfi noktası vardı. Onu okuyacağım ve bitiriyorum. Ehli İslam ve ehli imanda hayat-ı uhreviye çalışmak iştiyakı Bahar'ın gelmesiyle hayat-ı dünyevinin ve hevesat-ı nefsiyanenin inkişafıyla o iştiyak-ı uhrevi gizlenmesi. Evet bahar mevsimiyle beraber artık neşeli kış dersleri gidiyor. Gitti bile yani. Değil mi? Şimdi yatsı namazı başladı geç gelmeye. Yatsıyı mı kılsak gitsek, kılalım kılmayalım. Lan şimdi kılıp öyle gitsek daha rahat ederiz. Hemen yatarız falan. Bir sürü demagojiler başlayacak. Klasik standart sıkıntıları yaşayacağız. Böyle bir buçuk ay böyle ondan sonra derslerde millet yorulacak. Zaten havalar açtı. Havalar sıcak. Günahlar çoğalacak. Böyle derse gelmek zorlaşacak. Okumak zorlaşacak. Okuduklarımızdan anlamak zorlaşacak. Çünkü çok ciddi sıkıntılı bir sürece gireceğiz. Günah cihetiyle söylüyorum. Eğer ciddi teyakkuzlu olursak atlatırız inşallah. Böyle zamanda bir de dünya sergisi açılıyor. Yani insanlar dışarı kaçmaya çalışıyor. Dışarısı cazip olmaya başladı çünkü. Elbette böyle kutsi evlatlarda zevk ve şevk yerinde esnemek ve fütur gelir. Evet birazcık esnemeler, zorlanmalar olacak. O yüzden bahar yorgunluğudur bakın bunu. İnsan değişiyor, kainat değişiyor, insan da değişiyor. Bu aralar bazı maneviyatta düşüşleri normal görmek lazım. Normal görmesem mesela ben Halil'i çoktan silmiştim. Tık 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 gruplardan atardım. Niye? Biliyorum bahar, geçiş süreci falan filan ama sopa elimde duruyorum. Diyorum ki dikkat et bak haberin olsun takipteyim tık tık böyle farkında olacaksın. Çok telefon geliyor bu aralar bana kardeşlerden. Abi işte okuyamıyorum edemiyorum kardeşim diyorum normal. İyi analiz et yani kendini. Hemen her şeyi ya işte ben bitmişim kardeşim falan deme. Kardeşim kainat değişiyor ya. Sen de değişeceksin. Kafan dışarıda olacak. Günahların tahribatı var. Sonra nefis dışarı çıkmak isteyecek. Havalar değişecek. Sıkıntı basacak. Ağırlık basacak. Okuduklarına keyif alamayacaksın. Belki yavaş yavaş okuyamayacaksın. Ulan ben bittim kötürüm olma. Ne yap? Fakat madem işlerin en hayırlısı zorlu olanıdır. Hadis-i şerif bu. En hayırlı neymiş? Zorlu olanıdır. Sırrınca meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı amali saliha. Salih ameller. Bakın sıkıntılı, meşakkatli, külfetli. Ya gitme sen ulan neyse gidelim falan diye gittin ya. İhlas ile gelmiş oldu. Namaz zor geliyor. O namazı kıldın ya. O namaz tam bir ihlas ile kılınmış oldu. Şimdi daha önce sormuştum bu soruyu. Namaza durdun sürekli Kabe'yi görüyorsun. Bu namaz mı? Yoksa nefsin diyor ki yat. Lan ne yatması kılmam lazım deyip kalktın. Zor bela. Ama tadil erkenle namazını kıldın o namaz mı daha efdaldir? Vallahi billahi öteki namaz daha efdaldir. Çünkü neden? Nefsine rağmen yaptın. Diğerinde nefsin ücreti var. Kabe'yi görmek var. Ücrettir. İbadeti fıtratının bir mecburiyeti ve ücreti ve mükafatı olarak gören ve yapmak olduğunu bilen bir insan için zor gelmez. Nefis zorlar ama ruh der ki haydi kalk. Haydi kalk. Ha, bu idrakı varmadın mı taklidi olursa o zaman dersin yatayım lan bu sefer.
Sıkıntılı, külfetli, zevksiz, sıkıntılı amali salih, umur hayli daha kıymetli, daha sevaplıdır. O sıkıntıda o meşakkatteki ziyade sevabı, çok kazanmayı meraklıyız ya biz, ziyade sevap varmış bakın sıkıntılı ibadetlerde. Ve makbuliyeti düşünüp sabır içinde şükretmek lazım. Ne yapacaksın? Abicim zorla, nefse rağmen ibadetini, okumanı, derslerini aksatmayacaksın. Bahar mevsimini en az hasarlı atlatacaksın. Ondan sonra sana daha fazla hayır ve sevap olarak bu geri dönecek. Bu da baharın bir menfi neticesi. Evet, burada bitirelim inşallah. Haftada devam ederiz. Cenab-ı Hak inşallah istifademizi artırsın. Burada okuduğumuz esmaları kainatta görmeyi nasip etsin. Kitab-ı Kebir-i Kainatı bir Kur'an gibi okumayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Salavat.